2018 Nisan ayında yine yeşil liste olarak kentimizdeki iş insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yine 16 sıfırlık bir sonuç ile yönetime gelmiştik. Seçim sonuçlarına baktığımızda gerek katılım oranı anlamında olsun, gerekse de aldığımız sonuçlar anlamında olsun, sadece 16-0 değil, aynı zamanda her sandıkta büyük farkla bu seçimi aldık. Bu şu demek bizim için, 4 yıllık çalışmamız ekonomisiyle, diliyle, kültürüyle, kentin bileşenleriyle birlikte hareket etmeyle ilgili üyelerimiz bize olumlu not verdiler. Biz de bundan önümüzdeki 4 yılla ilgili şu dersi çıkarıyoruz ki bu konularda kentin ekonomisinin gelişmesinde, bölgenin kültür ve dilinin gelişmesinde ve bölgede bir istişareyle kenti yönetme anlamında bu çizgimizi devam ettireceğiz. Sonuna kadar da bunu savunacağız. Bu seçimimiz aslında sadece bize değil, aynı zamanda Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'nı görmezden gelen veya Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'yla kenti çalışmayan yapılara da bir an önce bu desteği almış olan Ticaret ve Sanayi Odası'yla birlikte bu kente hizmet etme mesajıdır. Biz bu mesajı tam da böyle algılıyoruz ve herkesin de bu şekilde algılamasını istiyoruz. Ben bu anlamda özellikle seçim sürecinde kentimizin ve üyelerimizin ve diğer aday arkadaşların gösterdikleri olgun tavırdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Biz bu seçimi Diyarbakır'ın duruşu kazandı diye ifade ediyoruz. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın duruşuna bu onay verildi, bu oylar verildi diye kabul ediyoruz. Onun için bu şekilde duracağız. Ve bu süreç içerisinde gerek 4 yıllık süreç içerisinde bizlerle çalışan, gerekse de yeni yeşil listeyle içimize katılan, bizlerle hareket eden tüm arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum ki bizler bu çalışmaları yaparken özellikle siz basın mensuplarını, basın emekçilerini her zaman yanımızda gördük. Çünkü biliyorduk ki siz bizim bu duruşumuzu onayladığınızı gayet iyi biliyorduk. O nedenle bundan sonraki 4 yılla ilgili de temel hedefimiz, bunu biz yeşil liste olarak da belirtmiştik. Öncelikle ekonomide çalışmalarında sadece bölgenin değil ülkenin referans noktası olan bir oda yaratacağız arkadaşlar. Yine belirtmiştik biz, geçmiş dönemde de kadın temsiliyeti anlamında ilk başlatan odalardan biriydik. Yakında kadrolarımızı tam olarak açıkladığımızda göreceksiniz ki kadın temsiliyetini Türkiye'nin en üstteki odası haline getirecek bir çalışmayı da bu şekilde başlatmış olacağız. O anlamda başta kadınlarımız, çalışanlarımız, meclis ve meslek komite adaylarımız, asılıyla yedeğiyle, onlarla birlikte hareket eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, iş insanlarımıza ben buradan şahsım Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yeşil Liste adına şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır kazandı diyorum. Diyarbakır herkese mesaj verdi diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.